Herkese merhabalar. Acısıyla tatlısıyla 2022 yılına girdik ve sömestr tatilimiz de geldi. Şimdi tatil zamanı. Tabii ki dinleneceğiz. Tabii ki eğleneceğiz. Ama ama bizler Türkiye'nin en çalışkan, en idealist 10. sınıflar olarak mutlaka bu tatilde çok iyi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen yorumlar çok çok önemli. İpek Ayıldız Yıldız demiş ki lütfen ders çalışma programı hazırlayın. 10. sınıf için bu yarı yıl tatilini demiş. Evet geliyor. Kemal Sav demiş ki hocam yarı yıl tatili için birinci dönem tekrar ve 10. sınıf yarı yıl tatil programı yapar mısınız demiş. Gamze 10. sınıf yarı yıl tatili için en verimli nasıl geçiririz? Onun için bir video atar mısınız demiş. Ve Betül de yarı yıl tatilinde de Tonguş Arkadaşlar sizlerin yorumları bizler için çok çok değerli. Sizleri sıkı sıkıya takip ediyoruz ve 15 tatilde de dinlenmenizi tabii ki istiyoruz. Tabii ki dinleneceğiz ama bizler hedeflerimiz uğruna mutlaka bazı gayretleri de göstereceğiz. Şimdi bizim temel hedefimiz nedir? Üniversite sınavında çok başarılı olmak. Yani YKS'de en yüksek netlere ulaşmak. YKS neden oluşuyor? AYT ve T'den oluşuyor. Peki şunu sorabilirsiniz. Hoca niye YKS diyor? Bunun adı YKS diyelim. Arkadaşlar bunun adı YKS. Hatta üniversite sınavında da şöyle çıkıyor bakın. TDK. ...nin diye bir soru çıktı. Bu yazım yanlış dedi. Herkes TDK'nın diye okudu. Burada yazım yanlış yok dedi. Halbuki bu TDK... ...nin dememiz lazım. Türkçe'de K harfi var. Bunu bilmeniz lazım. Neyse. YKS'nin yüzde altmışı AYT'den... ...yüzde kırkı T'den oluşuyor. Ve bu sınavda sizin... ...esas kazanacağınız bölüm belirleyen şey... ...AYT. Ama TYT sizin kazanacağınız şehri, kazanacağınız üniversiteyi, kazanacağınız bölümle alakalı en önemli kısmı olan yani siz çalışkan öğrencinin işte Konya Selçuk mu olacak, ODTÜ mü olacak, İstanbul mu olacak, İTÜ mü olacak buna benzer detayları TYT sayesinde belirleyeceksiniz. O yüzden TYT'nin ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. TYT 9 ve 10. sınıf konularından oluşuyor. AYT 11 ve 12'den oluşuyor. Şimdi bizler o zaman TYT adına bu tatili bir fırsat bilmeliyiz. Her bir tatil, ara tatil olabilir, cumartesi pazar olabilir, şimdi önümüze gelen sömestr tatil olabilir. Her bir tatil TYT hazırlığı için bir fırsat arkadaşlar. TYT'de artı bir net için yani hayallerimize bir adım daha yaklaşmak için en önemli nokta tekrar. Tekrar yapıldığında bilgilerin yüzde kalıcı hafıza yerleşiyor. O yüzden de bizler 24 Ocak'ta sizlere full tekrar kampını başlatıyoruz arkadaşlar. Ve 24 Ocak'ta onun sınıf kanalımızda sizlerle birlikte matematik, biyoloji, coğrafya, fizik bütün dersleri mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Hatta burada dersleri de gösterelim. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, coğrafya, tarihin birinci dönem özeti gelecek. Birinci dönem tekrarı gelecek. Sorularla pekiştireceğiz ve TET adına mükemmel adımlar atmış olacağız. Çok güzel çalışmalar yapmış olacağız. Burada arkadaşlar sizlerle kampımızda 10. sınıf dinamo sayısal setten ve 10. sınıf dinamo sözel setten sorular çözeceğiz. Burada kitapları şöyle göstermek istiyorum. Burada kitapların içerisinde arkadaşlar sadece 10. sınıf yönelik sorular yok. Yani hem 1. dönem hem 2. dönemde size çok faydası olacak ama bunun içinde aynı zamanda arkadaşlar ÖSM tarzı sorular da var. Yani bunların her biri esasında sizin sadece 10. sınıfta değil, üniversite hazırlık yolculuğunda da çok büyük yarar sağlayacak kitaplar arkadaşlar. Dinamo Türk Edebiyatı, Dinamo Coğrafya, Dinamo Tarih ve aynı zamanda e, bu sözel sette arkadaşlar bu üç avantajlar geliyor. Sayısal setimizde de Dinamo, matematik, fizik, kimya ve biyolojik kitapları var. Burada yine avantajlı bir şekilde bu dört kitaba ulaşabilirsiniz. Ve tabii çıkaramıyorum gördüğünüz gibi. Ha, şöyle çıkardım. Burada da yine matematikte, biyolojide, fizikte ve kimyada yine hem onun sınıfa yönelik hem de ÖSM tarzı sorularla muhteşem bir hazırlık yapmış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar, hocam bize Dinamo set var. Biz zaten bunları çalışıyoruz, bunları zaten çözüyoruz. Ya da bizim zaten onun sınıf kitaplarımız var diyorsanız, TET adına Bilhassa hocam ben onun sınıfını tekrar ne yapacağım ama başka ne yapabilirim diyorsanız... ...benim size söyleyeceğim şey şudur arkadaşlar. İster sayısalcı olun, ister eşitarlıkçı, ister sözelci. Sizi sınavda ön plana çıkaracak olan ve sizin sınavda en yüksek seviyeye çıkmanızı sağlayacak olan ders... ...matematik gibi gözüküyor. Doğru. Ama bilhassa Türkçe... Sözlerciler ve eşitarlıkçılar için ve sayısalda derece yapmak, iyi üniversitelere girmek isteyen öğrenciler için daha da önemli. Çünkü Türkçe ile başlıyorsun sınava. Türkçe ilerliyorsun. O yüzden biz Türkçe'de şimdiden yapmamız gereken şey şu. Oturup edebiyatçıların, şairlerin isimlerini ezberlesek iki yıl içinde unutabiliriz. E ne yapacağız? Dil bilgisi zaten az çıkıyor. En çok çıkan şey paragraf arkadaşlar. Yani Türkçe eşittir paragraf diyebiliriz. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam bunlar neyse paragraf sorusu gibi çıkıyor. O yüzden ben sizlere tatilde bol bol paragraf sorusu çözmeyi de tavsiye ediyorum. Bununla alakalı da yine TET öğrencilerimizin çözdüğü paragrafik, paragrafik ve paradoks paragrafik kitaplardan faydalanabilirsiniz. Buradaki sorular efsanevi, Türkiye'de de yapmış birçok öğrenci buradaki soruları çözler ve hayallerindeki üniversiteye ulaştılar. Peki neden? Çünkü arkadaşlar burada özel bir teknik uyguluyoruz. Normalde biliyorsunuz ki... Denemelerde, üniversite sınavlarında sorular böyle çıkıyor. Bize sınavda çıkan şekilde sorular koyuyoruz. Tamam burada sıkıntı yok. Ama sınavdan önce gördüğünüzde soru böyle. Sınavdan sonra gazeteden baktığınızda soru yine böyle. Ama sınav anında soru böyle geliyor arkadaşlar karşınıza. Sınav anında soru karşınıza böyle geldiği için biz de kitaplarımıza hep böyle bu tarz uzun sorulara yer verdik. Neden? Sizi sınavdan önce sınav tarzına alıştırmak istiyoruz. Yani bir gerçek sıcaklık bir de hissedilen sıcaklık vardır ya. İşte bu kitaplarda hissedilen sıcaklığa uygun sorular var. Bunları da yine açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bunların eko halleri de var. Yani daha ekonomik, daha ucuz olan, daha az kağıt kullanıldığı için ekolojiye de daha duyarlı olan kitaplarımız var. Burada aynı sorular var. Aynı soru çözümleri, aynı içerik var. Sadece daha az kağıt kullanıldığı için daha ekolojik oluyor. Arkadaşlar bizler öğretmenler olarak videolarımızla, kitaplarımızla, kamplarımızla da sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Sizler de lütfen hayalleriniz uğruna çalışmaya devam edin. Gayret gösterin ve inşallah hayallerinize de kavuşun. Hadi bakalım görüşmek üzere.